Herkese merhaba, Antikiyat İşleviye programına hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Mevlana Yatırım Gayrimenkul Firması Yönetim Kurulu Başkanı, değerli arkadaşımız Cengiz Sipahioğlu var. Hoş geldin. Hoş bulduk başkanım, merhabalar. Merhabalar, öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadın buraya kadar geldiğin için. Estağfurullah başkanım, biz teşekkür ederiz, çok sağ olun. Antikiyat çatısı altında gerçekten hem bireysel olarak kendimizi tanıtmamıza, hem de bu platformda destek olmamıza vesile olduğunuz için. Bu gerçekten anlamlı bizler için. Bizler birbirimizi tanıyoruz, evet. Ama hem kamuoyu hem de diğer arkadaşlarımızın yaptığımız işleri, hobilerimiz, düşüncelerimiz ve fikirlerimizi öğrenebilmesi açısından da önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Evet. Uzun zamandır da devam ettiriyoruz. Yaklaşık 100'ün üzerinde çekim gerçekleştirdik. Hı hı. Bugün de seni daha yakından tanıma şansına sahip olacağız. Tekrardan geldiğin için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun başkanım. Hemen başlayalım o zaman. Biraz tabii. Kendinizden bahseder misiniz? Başkanım, ben Cengiz Sipahioğlu. Antalyalıyım. Antalya doğumluyum. 32 yaşındayım. 2,5 yaşında bir kızım var. Allah bağışlasın. Bir aile babasıyım. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren bir şirketimiz var. Antalya'da, Antalya il ve ilçelerinde, komple Antalya bölgesinde hizmet veriyoruz. Mevlana Yatırım Gayrimenkul olarak. Farklı ilçelerde de hizmet gösteriyoruz. Çünkü biz biraz daha yatırımcı ağırlıklı çalışan bir firmayız. Finike'de de gösteriyoruz. Belek'te de taleplerimiz olduğu zaman, yatırımcılarımız olduğu zaman hizmet gösteriyoruz. Özellikle gayrimenkul sektörü Antalya için çok önemli hale geldi. Evet. Ve ihtiyaç haline de geldi. Evet. Talep edenle talebi sağlayan kişilerin arasında doğru noktada buluşturmak üzere doğru analizi yapan aracı ve kurumsal firmalara ihtiyaç doğdu. Evet. Ben biraz bunun hikayesini de merak ediyorum. Mevlana Yatırım Gayrimenkul firması oluş aşamasında nasıl gerçekleşti, ne düşündük, nasıl ihtiyacı tespit ettik? Başkanım, şöyle, biz 2022 senesinde kurduk Mevlana Yatırım Gayrimenkul şirketimizi. Bundan öncesinde farklı yine gayrimenkul dallarında kendimiz bireysel olarak hizmet hem aldık hem verdik. Biz şöyle bir yatırım ağırlıklı çalışma üzerine uzmanlaşmaya çalıştık. Yani bölgeye hakim olmak değil, Antalya'nın belli kısımlarına da değil. Biz sadece yatırımcı. Bizim için yatırımcı olan herkes, ki bu yatırımcılar içerisinde kiralayan, satın alan, satan. Şu anda Antalya'da gerçekten ciddi bir dalgalanma var gayrimenkul sektörü. Farklı mevzulardan, farklı konulardan dolayı çok fazla göç aldık. Bu da bizi çok fazla etkiledi. Burada bizi en önemli konu gerçekten bu dalgalanmaya ciddi, doğru ve güvenilir olarak yönlendirmek. Arz ve talebi doğru noktada kesinlikle buluşturmak. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani buna çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Mutlaka her ticaretimizde memnuniyet sağlamak da bizim için en önemli konu. Güven, her ticaretimiz güvenle başlıyor, her ticaretimiz güvenle bitiyor. Ve sürdürülebilirliğin de en temel özelliklerinden bir tanesi de bu olsa gerek. Ve bizim de tanıdığımız, bildiğimiz kadarıyla firmanızın bir başarı öyküsü var. Kısa evet. Zamanda olmuş olsa güven unsuru, yatırımcının beklentilerini ve taleplerini karşılama noktasında önemli bir gelişme göstermiş ve müşterilerin memnun eden bir firma olduğunu kesinlikle biliyoruz. Peki bu başarı nasıl sağlandı? Temel kriterler nelerdi? Başkanım, bu dalgalanmalarda gerçekten doğru yönlendirmek, bir ticaretin başından sonuna kadar her adımda yanlarında olarak onlara bu güveni ilk baştan sonuna kadar yaşattırarak, ticaretimiz bittikten sonra da alıcı ya da satıcı, yatırım yapacak olan herhangi kişi mutlaka kendinden emin olduğunda, yatırımım doğru yatırım, ben doğru bedeli verdim, bir problem yok, huzur içinde yuvasına girdiğini, hissiyatına kapılana kadar bizim işlemimiz devam ediyor. Kiralamalarda ya da satmalarda biz tüm işlemi hep beraber takip ediyoruz. Asla yalnız bırakmıyoruz.
en çok da esasında burada çok fazla memnuniyetle beraber güven kazanıyoruz. Bunlar bize mutlaka pozitif geri dönüşler olarak dönüyor. Tabii ki bu da başarı, memnuniyet, bunların hepsi zincirleme bir halka olarak tekrar tekrar bu sirkülasyonları adımızı duyurmaya, bizi tercih etmelerini sağlıyor diyebilirim. Ben bundan dolayı da sizi kutluyorum. Başarılarınız artarak ve katlanarak devam etsin çok diyorum. Çok teşekkürler. Bu çerçevede baktığımız zaman peki şirket olarak, firma olarak yeni bir yatırım düşüncemiz var mı? Tabii ki var. Biz Antalya'da Mevlana Caddesi'nde ofisimiz. Hı-hı. Orada Antalya'nın esasında merkezi bir konum diyebileceğimiz farklı ilçelerinin buluşmuş olduğu merkezi bir nokta olarak seçtik. Evet. Biz biraz daha yatırımcılarımızın, müşterilerimizin bize kolay ulaşabileceği, Antalya'da farklı noktalarda bizden yardım alabilecekleri ofisler düşünüyoruz. Mutlaka. Söz konusu ticarete danışman olarak bile gelebilirler bize. Herhangi bir ticaretine danışmaya bile gelebilirler. Gönül rahatlığıyla bir kahvemizi, çayımızı içebilirler. O yüzden Antalya'da farklı noktalarda da ofisler açmayı, ziyaretçilerimizi, misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz. Aslında müşterilerinizin size daha kolay ulaşması kesinlikle adına onların bulundukları lokasyonlarda yeni kesinlikle yerlerimizi faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Bundan kesinlikle dolayı da kutluyorum. Umarım en kısa zamanda planlarınızı hayata geçirirsiniz. Tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Bununla birlikte tabii ki çok yoğun bir iş temposu olduğunu biliyoruz. Sizleri de takip ediyoruz. Her ne kesinlikle kadar bir sivil toplum gönüllüsü olarak bizleri yalnız bırakmasanız da yoğun bir dönem oluyor iş hayatında. Evet. Ama bunlardan da fırsat buldukça belli şeylerle meşgale içerisinde oluyoruz. Lafı şuraya getireceğim. Evet. Bir hobimiz var mıdır? Nelerle ilgileniriz? Nelere ilgi duyuyoruz? Yani başkanım şöyle 2,5 yaşında bir kızım var. Gerçekten bir saat boşluğum olsa onunla ilgilenmek için her şeyimi veriyorum diyebilirim. Onun dışında çok ciddi anlamda kendime zaman ayırmak için ekstra bir vakit ayırmak istemiyorum. Tamamen ailem ve kızım odaklı olarak onlarla beraber vakit geçirmek, bir kampa gitmek, bir ormanda yürüyüş yapmak, yazın güzel bir denize gitmek benim için gayet güzel, keyifli bir hobi oluyor. Tamamen kafamı rahatlatabilecek en önemli unsur. Çok güzel bir hobi. Bu hobinizin hep birlikte ailece yıllar boyu mutluluk içerisinde devam etmesini arzu ediyorum ben de. Hemen sözü de Antikya'ya da getirmek istiyorum. Tabii ki. Aramıza yeni katıldınız. Evet. Bundan dolayı da biz büyük mutluluk ve şeref duyuyoruz. İyi ki bizlesiniz, iyi ki bu çatı altındayız. Umut ediyorum da nice yıllar bu çatı altında birlikte hem şehrimize hem ülkemize katma değer sağlamaya devam ederiz. Bununla da ilgili olarak Antikyat'la ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Başkanım şöyle, ben doğma büyüme gerçekten Antalyalıyım. Ticaretle daha öncesinde çok ilgilenen birisi değildim. Ailemde de ilgilenen bir yol gösteren birisi yoktu. Ben ailemde kendi zincirimi kıran birisiyim. Ticarete dahil olduğum zaman ticaret bizim için paylaşım. Yani birlik olmak gerçekten. Birbirimize dokunmak, ihtiyaçlarımızı tamamlamak. Bunun içinde gerçekten çok önemli bir çatı olduğunu fark ettim. O da Antikyat, Antalya Gençlik İnsanları Derneği. Antalya'mız için gerçekten mükemmel bir bayrak. Altında olmaktan, görev almaktan, beraber dahil olmaktan çok mutlu duyuyorum, onur duyuyorum gerçekten. Biz de çok mutluyuz birlikte olmaktan. Umut ediyorum nice yıllar bu bayrak ve çatı altında hep birlikte katma değer sağlamaya devam ederiz diyorum. Ve geldiğiniz için, bu değerli bilgileri paylaştığınız için de çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Evet, bugün yine çok değerli bir konuğumuz vardı. Mevlana Yatırım Gayrimenkul Firması Yönetim Kurulu Başkanı, değerli arkadaşımız Cengiz Sipahioğlu bizlerle birlikteydi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yeni programlarda görüşmek üzere, hoşça kalın.